Özellikle koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde verilen mücadelenin önemli olduğunu, ancak maalesef Kasım ayındaki ikinci dalga gibi şu anda da yeni bir dalga yaşadığımızı belirtmek istiyorum. İlimiz özelinde de baktığımızda bir ay öncesine göre vaka sayılarında 4 kat, hatta yer yer 5 kat artışlar olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunlar özellikle koronavirüsün hayatımıza girdiği bir yıl öncesiyle baktığımızda sürecin esasen maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmenin ne kadar önemli olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani şöyle, kısaca bir vaka olgusuyla karşılaşıyoruz, dikkat ediyoruz, tedbir alıyoruz, maske ve mesafe, temizlik kurallarına uyuyoruz, vakada düşüş yaşıyoruz. Ondan sonra biraz serbest bırakıyoruz, tekrar yükseliyor. Ondan sonra biraz serbest bırakıyoruz, tekrar yükseliyor. Yani bu mantığı artık terk etmemiz gerekiyor. Hepimizin daha önce pazar denetimlerinde de size ilettiğim gibi, vatandaşlarımız özellikle bunu iletmek istiyorum. Koronavirüsle ilgili bana biri sorduğunda da ona şöyle söylüyorum. Yani ne oldu diyor, virüsün gelişimi ne oldu, virüs ne aşamada? Ya bunu bırakalım artık. Bunu, çünkü bu bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Bu bu işle uğraşan bilim insanlarının yapacağı bir iş. Bizim işimiz şu. Koronavirüs hayatımızın artık bir gerçeği. Bu gerçekle yaşayacağız ve yaşamımızı artık bununla beraber nasıl yaşayabilirize dönüştürmemiz gerekiyor. Yani bu kabullenmeyle oluyor. O nedenle lütfen öncelikle istirham ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını en yüksek düzeyde riayet edelim. Bu birinci kuralımız olsun. İkinci olarak ev ziyaretlerini, komşu ziyaretlerini artık özellikle bu süreçte kesinlikle yapmayalım. Bakın yapmayalım demiyorum, kesinlikle yapmayalım. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi özellikle mutasyonlu virüsün de artışıyla birlikte üçüncü dalgayı yaşıyoruz şu anda. İlimizde de vaka sayılarında son bir ayda 4 kat, 5 kat artış oldu. Bu şunu gösteriyor, biz tedbir almadığımız sürece bu vakalar artacak. Biz artık özellikle ticari işle iştigal eden esnaflarımız, başta kafe, restoranlar olmak üzere, tekrar kapatmak istemiyoruz. Ama eğer böyle giderse süreç, tabii ki bakanlığımızın, bilim kurulunun ve aynı zamanda kabinenin alacağı kararla ve belki tekrar illerimizin kapanma durumuyla karşı karşıya kalacağız. Yani iş yerlerinin kapanmasından bahsediyorum. Ve bu da önemli bir ticari manada sıkıntı yaratacak. O nedenle sizler aracılığıyla tekrar vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarını uyalım. Hayatımızın bir gerçeği olduğunu, koronanın, unutmayalım. Ayrıca bazen şunu görüyorum. Maalesef bazı kamu kurum ve kuruluşlarında ve sivil toplum kuruluşlarında veya siyasi partilerin, il temsilcilerinin ziyaretlerinde maske takmadığını görüyoruz. Bakın şimdi sizler aracılığıyla tekrar uyarıyorum. Bundan sonra sosyal medya hesabında maskesiz görüntü veren ve sosyal mesafeyi ihlal eden herkese işlem tesis edeceğimiz ilimiz açısından bahsediyorum. Belirtmek istiyorum. Çünkü bu sadece az önce bahsettiğimiz gibi bireysel sağlık olarak değil, toplum sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmakta. Özellikle bizlerin, başta vali olmak üzere, ilim valisi olmak üzere, belediye başkanları, kaymakam arkadaşları, kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, siyasi parti temsilcilerinin örnek olması gerektiğini sizler aracılığıyla tekrar iletmek istiyorum. Ve bu manada da lütfen herkes bu duyarlılığı en üst düzeyde göstersin. Bana bir şey olmaz mantığını bırakalım. Tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var mı soracak bir şey? Sayın Ali, bu eğitim sen herhalde bir açıklama yapmış da okullarla ilgili bir sıkıntı var. Bununla ilgili bir sıkıntı var mı acaba? Kim? Tam o sorunuzu anlayamadım. Eğitim sen. Açıklama yapmış. Görünüm gazetesinde çıkmıştı. Dün zannedersin. Şimdi değerli arkadaşlar, biz dikkat ediyorsanız her türlü süreci şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Açıklama yaptığınızda 10 tane okulda koronavirüs var, değil mi? Evet. Arkadaşlar şu an ilimizde bir okulumuzda eğitim öğretimle ilgili kısmen ara verme söz konusu. Onun haricinde diğer okullarımızda vaka tabii ki okullarda da var, evlerde de var, iş yerlerinde de var. Ama böyle yani 10 tane okulda eğitim öğretimi ara verildi. Onu zaten sizinle paylaşıyoruz zaten. Siz de biliyorsunuz. Öyle bir şey yok ama en son Çiğdemli köyünde dün itibariyle bir karantina kararı aldık. Sadece ve sadece şunu söylemek istiyorum sizlere. Kamuoyunun
açıklamayla ilgili, yani koronavirüsle ilgili açıklama yetkisi sadece bizde, valilikte. Başka hiçbir kurumun açıklama yetkisi vermedi bize. Ve sivil toplum kuruluşlarının veya sendikaların kamuoyunu yönlendirirken veya bilgilendirirken yanlış yönlendirmemelerinin en önemli esas olduğunu. Zaten biz şeffaf süreci yürütüyoruz. Bu arkadaşlarımız da bilmiyorum nereye dayanarak bu açıklamayı yapıyorlar. Ama biz son bir yıldır yaptığımız hiçbir açıklamada bakın ne diyoruz? Bir ay önce 4 kat daha iyiydik diyoruz veya 5 kat daha iyiydik. Şu an 4 kat 5 kat kötüyüz diyoruz. Evet okullarımızda da vaka var. Doğru. Her yerde vaka var. Yani şu an okulda vaka yok, ödekinde var demiyoruz. Ama böyle 10 tane okulda eğitim öğretime ara verdik. Öyle bir durum söz konusu değil. Zaten malum eğitim öğretimde ilkokullarda eğitim öğretim devam ediyor. Ortaokullarda sadece 8. sınıflarda, liselerde 12. sınıflarda eğitim öğretime devam ediyor. Diğer sınıflarda zaten eğitim öğretim söz konusu değil. Yani tedbir alınan yerlerle ilgili de zaten varsa biz size duyururuz. Var mı başka bir şey? Thank you.